Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بقرة سورة 116 آيات أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون والله أزية فرزن ستزين أيتلر Subhanahu, Allah pakdır, belki unikidir asmanlardagi ve yerdagi narsalar. Hammasi, her biri Allah üçün panitun, itaatkardır, itaat kılıvçudur, boyun sunuvçudur. Suyuti'nin tafsiri, ve qalu bivavin ve biduniha. Qalu yani vav bilan ham vavsiz ham bo'lishi mumkin. Ya'ni qala sizdan bo'ladi mufrad qilib. Qalatta qazallohu valada sizdan bo'ladi. Bunda mufrad birlik bo'ladi. Alloh taolo farzand tutdi. Alloh taolo o'ziga farzand oldi degan ma'no bo'ladi. Deb aytdi mufrad bo'ladi. Yoki qalu dedilar desidan bo'ladi. اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله bu gapni aytganlar kimlar? Yahudiylar va nasroniylar va farishtalar Allohning qizlaridir deb gumon qilgan kishilar. Makka mushriklari shunday deyishardi. Demak butun kofirlar kelyapti bu yerga. Ittahazallohu valadan ya'ni Alloh taolo o'ziga farzand tutdi, o'ziga farzand oldi deydi. قال تعالى سبحانه الله تعالى ولن رات كل وقت سبحانه تنزيها له عنه يعني فرزند تشتكتن الله ن فاك لجان حالته فاك لا بل له ما في السماوات والأرض بل كي الله نكدر أسماء الله دعي وير دعي نسلا نحمس ملكا وخالقا وعبيدا يعني ملك اعتبار دنهم Yer osmonlarning ichidagi bütün narsalar mulk e'tibordan ham Allohniki, mahluqlik e'tibordan ham Allohniki va qulligi e'tibordan ham Allohnikidir. Val milkiyatu tunafil viladata va mulkiyat esa viladatga qarshi bo'ladigan narsa. Ya'ni bir narsa sizning mulkingizmi, demakki farzandingiz emas. Masalan, qo'y sizning mulkingiz, farzandingiz emas u. Yoki tovug'ingiz sizning mulkingizdir, farzandingiz emas. Butun mavjudot Allohning mulkidir, mahluqidir, farzandi bo'lishi mumkin emas. Wa abbara bima taghliban lima la yaqilu. Endi shu yerda ma degan kalimani keltirdi. Ko'ryapsizlar, ba'zan Alloh taolo manni keltiryapti, kimiki deb. Ba'zan ma'ni keltiryapti, narsadir. Man ko'pincha insonlarga, aqlli kishilarga ishlatiladi. Ma esa ko'pincha aqlsiz narsalarga ishlatiladi. Nima uchun Alloh taolo bu yerda ma dedi? Ma fis samawati deganda bu aqlsiz narsalarga ishlatiladigan kalimani keltirdi deganda suyuti aytayaptilarki, aqlini aqlsiz bo'ladigan narsalarni g'olibligini ma bilan ta'bir qildi Alloh taolo. Mavjudotlarning ichida aqllilardan aqlsizlarni ajratsangiz, aqlsizlarning adadi ko'proq. G'olibiyati aqlsiz narsalardan iborat. Mana shu yer yuzini o'zida dunyodagi hayotga qarasangiz, aqlsiz narsalar aqlli narsalardan ko'p-ku. Masalan, tosh, mana daraxtlar, hasharotlar, hayvonlar, qushlar, ular albatta insonlarga nisbatan ko'p. Butun mavjudot ichida ham shunday. Ular ko'p bo'lganligi uchun Alloh taolo ma kalimasini keltirdi.
Endi bundan men chiqib ketmaydi, aqllilar chiqib ketadi degani emas bu. Shuning uchun aytayapsiz deydi. Kullun har bittasi lahu qonitun Allohga bo'ysunuvchilardir. Muti'una ya'ni itoat qiluvchilardir. Kullun bima yuradu minhu ya'ni shu iroda qilinadigan kishilarning hammasi. Yuqorida ma'no keldi-ku, bima yuradu minhu. O'sha ma'dan iroda qilinib turganlarning har bittasi. Va fihi taglibul aql. Mana bu yerda endi kullun deganda ma'ga ketyapti. Ma fi samavatdagi ma'ga. Yer osmonlardagi har bittasi deyapmiz. U ma edi. Kim qonitun kelyapti qarin. Qonitun muzakkaning sog'lom jami. Bilasizlar, vav va nun bilan bo'ladigan. Muslimun muslimunaga o'xshab. Bunday jam aslida qoidaga ko'ra aqllilarda bo'ladi. Alloh taol endi qonitun deb aqllilarning jamini keltiryapti. Qarang, ma'da aqlsizlarni keltirdi va aqllilarni ham iroda qildi. Qonitun deb turib, aqllilarni qonunini keltiryapti-da, aqlsizlarni ham iroda qilyapti. Tushundingizmi? Shu bilan ikkalasini ham o'z ichiga olgan bo'lyapti. Qur'onning mukammalligini qarang. Aqli bor, aqli yo'q, hammasi Allohga qattiq bo'ysunuvchidir. Kengroq tafsil qiladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo mahluqlari tarafidan bo'ladigan juda og'ir tuhmatlarni zikr qilyapti. Ular Allohning balosi bor deydi. Aytganlar kimlar? Insonlar natijada. Yahudi bo'lsin, inson emasmi? Nasroniy bo'lsin, inson emasmi? Makka mushriklari bo'lsin, inson emasmi ular? Va boshqa kofirlar ekan Allohning balosi bor deydi, ular inson emasmi? Inson. Insonlarni Alloh taolo shuning uchun yaratgan deydi. Va jinlar ham insonlarga ergashib shu gapni gapirishyapti. Jinlarning ichida ham bor yahudiylar, nasroniylar. Har xil toifalar. Ular ham Alloh taologa shu tuhmat qilyapti. Alloh taolo ularni shu tuhmat uchun yaratgan deydi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cin ve insanları fakat menge ibadet kısımını yarattın diye yaptı Allah-u Teala. Lekin mahluklar dışı da insan ve cinlerinin köpçüleği Allah'a tuhmat kılıyor. Haziyet veriyor. Bukhari ve Müslüm'deki hadisler var, sahih hadisler. Allah-u Teala dedi ki, adam balası menge haziyet verdi, haziyet verişlikke hakkı yok idi. Meni sökdü, menge tuhmat kıldı, sökçülükke hakkı yok idi. Aziyat berishini mi? Alloh taolo meni o'lganimdan keyin, turpoqqa aylanib ketganimdan keyin qayta tiriltirolmaydi deb menga aziyat beradi. Alloh aytadiki, oson qayta tiriltirishligim. Qayta tirilishlikdan ko'ra birinchi yaratilishlik, yaratishlik osonroq emas. Hammasi oson. Va meni so'kishlik esa Allohning balosi bor deishligidir deydi. Allohning balosi bor deishlik Allohning so'kishlikdir. İnsanlardı ki de, yani şu yeryüzüde, dünyada, biz yaşayıp durduğun zamanda hem insanlardı ki de Allah'ını sökü yapıp durduğunlar var. Şimdi bunca müminler kendi tahsiller işleyip gerek. Biz bunu şimdi zahiren okup, ya ki şuna kıyken de edip geçirdiğimiz caiz mi? Dürüst mü? Bu elbette haram. Caizmez. Biz bu nasıl nihayette katlı karşı çıkışlığımız gerek. Bu nesane yukatı taşaçlı iki hareket kılıçlığımız gerek. Yeryüzüden ölçülüp taşaç gereği bu nesalarını. Şeriatinin hükmü bu meselenin bu geplerinin haramlığıdır. Bu geplerde yukatçlığımız, yukatçlı iki hareket kılıçlığımız farzlığıdır. Şimdi size ben bir akli misal getiremem. Bir adam Allah saklasını sizi dediğinizi sökken bursa, dediğinizi hakaret kıyken bursa, ki adamlar kelib sizga shuni naql qilsa, bir odam dadini so'kdi desa, gapni olib kelgan odamlar ishonchli odam. Nima deysizni eshitib, bir qovog'ingizni qimirlatib, qoshingizni qimirlatib, shunaqami? Ha, bu ko'rasizmi? Dadingizni so'kganini eshitib, nihoyatda g'azabingiz keladi. Dadamni so'kibdi deb. Va shunga jazo bergisi keladi. Qo'lingizdan kelganicha jazo berasiz. O'zingizni qo'lingizdan kelmasa darrov tanish bilishtirasiz, do'stlaringizni chaqirasiz. Hech bo'lmasa shunga nasihat qilinglik, jazo bermasak ham
qayta so'kmasin. Meni farzandlik burchim bu. Farzandlik vazifam deysiz. To'g'rimi? Bilmadim bizning zamonda qandayki, oldingi shundaygina oldilar. Yangi naslning zamoni bilmadim endi, nima turishlar. Albatta har qanday farzand oldingi zamonlarda g'azabi kelar edi. Nimaga meni dadamni so'kdi? Endi bir mahluk bo'lgan, gunohkor bo'lgan dadangizni so'kkaniga shunchalik g'azabingiz kelyapti turgan bo'lsa. Yoki sizni o'zingizni so'kkan bo'lsa. Ha? Hozirgi insonlarga dadasini qadr qolmagan bo'lsa, sizni so'kkan bo'lsa, juda og'ir kalimalardan so'kkan bo'lsa, oddiy gaplar emas. Nihoyatda yomon kalimalardan so'kkan bo'lsa, indamay turasizmi? O'zingizni himoya qilasiz-ku. Baholangiz siz mahluq edingiz, gunohkor edingiz, kamchiligingiz ko'p edi. Shunga shunchalik g'azabingiz kelyapti. Hech bo'lmasa, shuni takrorlamasin deysiz. Nasihat qilib qo'yalik bo'lmasa deysiz. Bo'lmasam jazo berishlikka harakat qilasiz. Endi bu yerda kimni so'kishyapti? Alloh taoloni so'kyapti. Robbul alaminni so'kyapti. Butun koinotni, butun mavjudotlarni yaratgan zot Alloh subhanahu va taoloni so'kishyapti. Juda og'ir bir kalima bilan so'kishyapti. Allohning balasi bor deyshyapti. Hatto tuhmat qilishyapti. Nimaga endi sizning badaningiz jimirlamayapti? Nimaga iymoningiz, qalbingiz aziyatlanmayapti? Nimaga tinchingiz buzilmayapti? Nimaga uyqingiz qochmayapti? Nimaga tashvishga tushmayapsiz? Nimaga g'azablanmayapsiz? Agar shu sanalgan narsalar sizga sodir bo'lmayapti turgan bo'lsa, demakki iymon yo'q ekanda. Iymon yo'qki, siz uchun hech qanday bir ta'siri yo'q. Alloh so'kyapti turgan bo'lsa, menga nima deb o'tiribsiz? So'kyapti turgan bo'lsa, so'kyapti turgandir-da. Lekin men so'kmayapman-ku. Ular hammasi iymonsizlik. Sahobalar nima uchun eng muborak, muqaddas bo'lgan vatanlarini, ya'ni Makka va Madina qilin. Makka va Madinani nima uchun tashab dunyoni har tarafiga ketdi? Ular mana shu narsaga sabr qilishmadi. Ular aytdiki, qanday qilib bu yer osmonlarda Alloh yaratgan bo'lsa-yu, butun mulk Allohniki bo'lsa-yu, shu insonlarni o'zini ham Alloh yaratgan bo'lsa-yu, bular Allohni so'ksa, qanday qilib so'kadi bular? Bu insonlar Robbul alaminni, bizni xoliqimizni so'kishligiga biz izn bermaymiz. Dedi, tinchlari yo'qoldi, vatanlarni, bola-chaqalarni, hammasini mulklarni tashab, dunyoni har tarafiga ketdilarki, Allohni so'kishlik to'xtasin dedi. Allohga haqorat to'xtasin. Allohga zulm, Allohga jafo, Allohga bevafolik to'xtasin degan maqsadda. Butun koinotda, butun yer yuzida faqatgina Allohning aytgani bo'lsin. Faqatgina Alloh yaxshi ko'radigan holatlar, amallar va so'zlar bo'lsin degan niyatda dunyoni hamma tarafiga tarqalib ketdilar. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Ularning qabrlari dunyoning har tarafida ekanligi mana hayotining oxirigacha mana shu xizmatda qoyim bo'lganligini ko'rsatyapti. Biz ham ularni yo'ldan ketmasak najot topmaymiz. Yarashmaydi bu. Sharan ham, aqlan ham joiz emas. Allohni so'ksangiz, siz xotirjam yuraversiz. O'zingizni g'amingizda yuraversiz. O'zingizning ishlaringizni g'amida, o'zingiz ishlaringizda mashg'ul bo'lib yuraversiz. Robbil alaminni so'kishyapti-ya. Qarang. Bizning zamonga kelib juda haddan oshib ketdi bu kofirlar. Qur'onni yirtib tashlashyapti. Payg'ambarimizni masxara qilishyapti. Shunda ham indamay o'tiraverasizmi? Nimaga Allohning yo'liga chiqmaysiz? Nimaga butun dunyoni haq yo'lga da'vat qilmaysiz? Ularning botilligini ko'rsatmaysiz? Mana dalillar ko'p, ilm ko'p. Har qanaqasiga siz agar Qur'on hadisni yaxshi o'rgansangiz, ularda har qanday professor bitta emas, mingta professorni to'plab kelsa, butun Yevropa, Amerika, Rusiyadagi hamma professorlarni to'plab kelsa, siz Qur'on hadisga mohir bo'lganingizdan keyin albatta g'olib bo'lasiz. Albatta munozarada g'olib bo'lasiz. Ular mag'lub bo'ladi ular. Ularda asl basharasi ochiladi, ularda yolg'onchiligi, kazzobligi o'zini millatini oldida namoyon bo'ladi. Ular hech qanaqasiga sizdan munozara qila olmaydi bu masalalarda. Sharmanda bo'lishadi. Sizning qo'lingizda shunchalik kuchli dalil, Qur'on hadis turgandan keyin nimaga chiqmayapsiz Allohning yo'liga? Nimaga Allohni himoya qilishlikka harakat qilmayapsiz? Alloh taolo sizning xizmatingizga, himoyangizga muhtoj emas. Lekin Alloh sizni imtihon qilyapti. Qani bu nima qilar ekan bularni? Alloh so'kishyapti-ya.
Ve yukarıda men aytdimiz diye. Dadingizni so'kkanligi yoki sizni so'kkanligini bir ishonchli odam aytsa, shu zohati ta'sirlanasiz, azobingiz keladi. Endi Alloh taoloni so'kayap turganlarni kim aytyapti bizga? O'zi aytyapti. Va qalu ittakhazallohu valada. Ular kofirlar aytdiki, Alloh o'ziga farzand tutdi. Alloh o'ziga farzand oldi, Allohning bolasi bor deyshtdi, deyapti. Qarang, Alloh aytyapti. Shunda ham ta'sirlanmaysizmi? Shuning uchun sahobalar Qur'on o'qiganda yig'lashardi, titrashardi. Ba'zan g'azablari kelardi, ba'zan tabassum qilishardi. Mana bunday oyatlarni o'qiganda g'azablari kelardi, Alloh so'kadimi ularni? Biz bermaymiz bu narsaga deyishardi. Tabassum qiladigan yillari Allohni rozi bo'lgan amallar va jannat masallari kelganda tabassum qilishardi, xursand bo'lishardi. Biz ham shunday bo'lishligimiz kerak. Va agar shu vaqtgacha hech aqlimizdan o'tmagan, fikrimiz o'tmagan bo'lsa, bundan keyin o'zimizga g'oya qilib olishligimiz kerakki, va qalbimizga mahkam bir fikr va maqsad qilishligimiz kerak. Biz hayotimiz oxirigacha dunyoni, yer yuzini Allohni so'kadiganlardan poklashlikka harakat qilamiz. Yer yuzida Allohni so'kadigan birorta bir inson qolmasligi uchun harakat qilamiz. Biz bütün insanlarda davet kılamız. Bu hakikatlerde örgütemiz. Yahud Nasraniylerinin damlaları hain. Kazzab ular. Batıl. Lekin avamı bilmeydi. Avamları mesela Yahudiler Uzayr İbnullah deyişti. Uzayr Allah'ın oğlu dedi. Yahudilerde avamları öyleydi ki biz eğer Uzayr Allah'ta oğlu isek Allah kursan bular dedi böyleydi. Çünkü damlaları şimdi düşündürgen. Siz avamlarga borib tushuntirishingiz kerak. Bu juda qattiq tuhmat bu. Allohning g'azabini keltiradigan narsa desangiz, avomlari darrov aytadiki, bizning domlalarimiz buni yaxshi biladi deganlar. Abki domlani munozara qilamiz biz. Munozara qiling. Uni kazzobligini isbotlab bering. Shunda yahudiylar avomlari ko'pchilik islomga keladi, qabul qiladi islomni. Siz da'vat qilmasangiz qayerdan bilsin u? Nasroniylar ham shunday. Nasroniylarda avomlarning ham ko'pchiligi İsa Allah'ın oğlu desa, yaxshi bo'ladi deb yuribdilar. Savob bo'ladi deb yurishdi. Lekin buni qattiq tuhmatligini, Allohning g'azabi kelishligini aytsiz, ular ham qo'rqadi Allohning g'azabidan. Abkeding domlalaringni abke, nasroniylar, domlasini abkesi, munozara qiling, isbotlab bering. Nihoyat tozan hech qo'rqmang. Qur'on hadisga mohir bo'ldingizmi? Hech kim sizdan munozara qilmaydi. Oldinlari ham aytib berdimki, Amerikadan keldi nasroniylar. Nasroniylarning da'vatchisi, mutaxassis nasroniylar. Biz munozara qildik ular bilan. Aytdim sizlar Isodan, Isoga sig'inasizlar, Isoga Allohning sifatlarini berasizlar. Isoni iloh deysizlar. To'g'rimi ha? Lekin men sizlarga savol so'rayman. Yer osmonlarning hammasini kim yaratdi? Alloh yaratdi. Yer osmonlar yaratilishligi Alloh taolaning yaratishdan oldin bormaydi yer osmon yo'q. Ichidagi narsalar bormaydi yo'q. Hammasini Alloh yaratdi, Alloh yaratdi. Isoni ham Alloh yaratdimi? Alloh yaratdi. Iso mahluq bo'lsa, keyin yaratilgan bo'lsa, u qanday qilib iloh bo'ladi? Iloh yaratilmagan bo'lishlik kerak-ku, keyin paydo bo'lmagan bo'lishlik kerak-ku. Deyozunki o'ylanib qolishdi o'zlari ham. Iso mahluq bo'lsa, demak iloh emas ekan u. Ya'ni har qanaqasiga ularga isbotlab berdi. Kishisa deyishadi. Shukr qilishdan boshqa choralari qolmadi. Har bitta masaladan bir masalani o'rtaga tashlaydi, tortishamiz, munozara qilamiz. Oxirida aytadiki, yozib olishib bu masalani bir tekshiramiz deydi. Qani mag'lub bo'lishyapti. Bu masalada g'olib bo'lsa, bizdan so'raydi, ayt, javobini ayt. Javobini kutyapmiz. Javob bermayapsan-ku, deydi. Ammo unday deyishmayapti. Ular yozib olishyapti meni savollarimni, buni biz tekshirib ko'ramiz deydi. Bir borib ko'ramiz deydi. Shuning uchun siz Qur'on hadisni yaxshi o'rganing va butun insonlarni haqqa da'vat qiling. Ham insonlarni bu jaholatdan, zulmdan qutulishiga sababchi bo'lasiz, ham Robbul alaminni so'kishlariga nuqta qo'ygan bo'lasiz. Sizning vazifangiz bu, farz bu. Robbingizni so'ksangiz, siz xotirjam yuraversiz. Yahudiylar Uzayr va boshqalar Allohning o'g'li deydi, Nasronlar Iso va boshqalar Allohning o'g'li deydi. Ular avvaliga payg'ambarini Allohning o'g'li deydi-da keyin o'zlarini ham aytadi, biz ham Allohning o'g'limiz deydi. Biz ham Allohning bolalarimiz deydi.
Nahnu abnaullah deb keladi biz Allohning o'g'illarimizni. Allohni so'kayaptilar. Makka mushriklari aytardiki, farishtalar Allohning qizlari deyishardi. Boshqa kofirlar ham shunday. Lekin bu kufr joiz emas. Subhanahu. Alloh taolo pokdir bu narsadan. Allohning farzandi bo'lishi mumkin emas. Allohning xotini bo'lishligi mumkin emas. Masalan, siz hozir uylanmoqchi bo'lsangiz, kimga uylanasiz? O'zingizga teng bo'lgan, munosib bo'lgan bir ayolga uylanasiz. To'g'rimi? Masalan, yana insonlarni qo'yinganda, biz insonlar doirasidan chiqaylikda, sizni bir odam uylantirmoqchi, aytdiki, sizga men yaxshi bir kelin topaman dedi. Keyin ertasi kuni qarasiz, bir kichikni yetalab ketdi ekan. Nimaga? Sizga topgan kelinimiz shu. Yoki bo'lsa, ertasi kuni bir nihoyatda qiymatbaho qutini ko'tarib ketdi. Nima bor buni ichida? Keliningiz bor. Shunday ochuvdingiz bir yam yashil urg'ochi qurbaqa. Vaqt qaytni sakradi. Shuni sizga uylantiraman desa, nima bo'ladi? Xursand bo'lasizmi? Endi shunga ham loyiq emas edi-ku. Katta xizmat qilib yuborasizlar. Keyin peshanangizdan o'paman deysizmi? O'ldirasiz-ku uni. Ha? Qanchalik ojiz bir kasalmand odam bo'lsa ham, hech bo'lmasa tishlab olishini deysiz. Kuchingiz yetmasa ham. Qattiq haqorat qildingiz. Ha, bo'lmasam siz ham maxluqsiz, qurbaqa ham maxluq. Siz ham maxluqsiz, ammo it ham maxluq. Mahluqni mahluqqa uylantirmoqchi bo'lishyapti. Lekin yahud nasroniylarda qarang, Allohni xoliqni mahluq bilan uylantirmoqchi bo'lyapti. Endi uni haqorati kattaligini qaranglar. Sizni qurbaqaga uylantirmoqchi bo'lsa qanchalik g'azabingiz kelyapti? To'g'rimi? Bo'lsa mahluq bilan mahluq. Lekin xoliq bilan mahluqni uylantirmoqchi bo'lsa, endi tasavvur qiling buni qanchalik bir katta gunohligini, haqoratligini, tuhmatligini. Alloh uchun qanchalik katta haqoratligini tasavvur qilaoling endi. Shuning uchun Allohning xotini bo'lishi mumkin emas. Chunki Alloh taolo yagona ilohdir. Yakka yagona zotdir. Hech kim Allohga teng bo'la olmaydi. Hech kim Allohga o'xshamaydi. Maryam bir inson. Bizning jinsimizdan, insonlardan bittasi. Qanday qilib mahluq bo'lgan, qul bo'lgan, Allohning mulki bo'lgan Maryam Allohning xotini bo'lishi mumkin? Yoki boshqa kim bo'lsa bo'lsin. Ba'zi kofirlar, ba'zi jinlar to'g'risida yoki farishtalar to'g'risida Allohning xotini deb o'ylashadi. Mumkin emas bular. Hammasi mahluq. Allohdan boshqa butun narsa mahluqdir, Allohning mulkidir. Ular Allohga teng bo'lishi mumkin emas. Endi farzand masalasiga kelsak, kofirlar aytsaki, mayli agar bu yomon narsa ekan, tamom Allohning xotini yo'q, lekin Allohning farzandi bo'lishi mumkin. Qodirku, masalan, xotinsiz bir farzand qilsa, desa biz aytamizki, farzand nima uchun bo'ladi? Mana biz nima uchun farzand ko'ryapmiz? Birinchidan, shu farzandga muhtojmiz. Farzandimiz bo'lsin deymiz. Agar ertaga qariganimizda shu farzandlarimiz bizga xizmat qilsin deymiz. Qarang, ikkita ojizlik. Biri qariyapmiz. Ikkinchisi qarigandan keyin zaiflashyapmizmi? Bolamizga muhtoj bo'lyapmiz. Ojizligimizdan. Uchinchidan, ertaga o'lamiz. Bizi bayrog'imizni ko'taradigan, davom ettiradigan bir nasl bo'lsin. O'lib yo'qolib ketmaydi, zikrimiz uchib ketmasin deyapmiz. Qarang, uchta narsa bo'lyapti, uchalasi ham muhtojlikdan bo'lyapti. Lekin Alloh taolo qarimaydigan zot. Allohning birorta sifati o'zgarmaydi. Alloh taolo ojiz bo'lmaydi, zaiflashmaydigan zot. Shuning uchun hech kim yordamiga muhtoj emas, hamma ishni o'zi qiladi. Hech narsa unga zarra qadar og'irligi, qiyinligi yo'q. Hamma narsa nihoyatda oson unga. Va yordamchiga ham ehtiyoji yo'q va o'lmaydi ham Alloh taolo. Shuning uchun farzandga ehtiyoji yo'q Alloh taolo. Bola chaqaga ehtiyoji yo'q. Bolaga, farzandga kim muhtoj bo'ladi? Banda, ojizlar muhtoj. Qani o'zi muhtoj deyapsiz-ku. Lekin Alloh taolo hech narsaga muhtoj emas. Hech narsa kerak emas Alloh taologa. Shuning uchun Alloh taoloning farzandi bo'lishligi mumkin emas. Allohning farzandi bor degani u qariydi, o'ladi va yordamchiga muhtoj, ishini davom ettiruvchiga muhtoj degan ma'nolarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun Alloh taolo o'zini poklab turib,
Allah'ın farzandı buluşu mümkünmez. Allah'ın hatını buluşu mümkünmezdir. Bellehu ma fis semavati vel ardı. Asmanlardaki ve yerdeki nesrenin hemmesi Allah'ınkidir. Allah'ınkidir bunlar hemmesi. Allah'ın mülkü bunlar kendi kılıp Allah'ın hatırı ya ki balası buluşu mümkün. Meryem Allah'ın mülkü, Allah'ın kulu ve Allah'ın mehlukudur. Allah'ın hatını buluşu mümkünmez. İsa Allah'ın kulu, Allah'ın mehluku, Allah'ın mülkü, Allah'ın oğlu buluşu mümkünmez. Uzayr, Adam Aleyhisselam, bütün peygamberler, bütün ferişteler, bütün cinler, bütün mehluklar hemmesi Allah'ın mülküdür. Allah'ın kuludur. Bunlar Allah'ın oğlu, kızı buluşu mümkünmez. Yukarıda etkenim deyik, mesela sizin koyularınız var. 10'da koyuz var, 1'de koyuz var. Bu sizi ferzendiniz diyemez ki. Sizin mülküz bu yönderse, sizi ferzendiniz buluşu mümkünmez. Ferzendmez o. Mülküz. Bütün mevcudatlar Allah'ın mülküdür. Allah'ınkidir. Bununla Allah-u Teala bunlar madem ki benim mülküm, kulüm, mehlukum mu, ferzendim buluşu mümkünmez diyepti. Bu bir de cevap. İkinci taraftan cevaplı geçiyor ki, hemmesi menikiyken, hemmesi menge ibadet kılı yaptı, hemmesi mene dinimge hizmet kılı yaptı, hemmesi mene etkenimi kılı yaptı, mene ihtiyacım yok ki ferzendi yardımcıya. Hemmesi mene kulüm kümler. Hemmesi sözünden çıkmaydı. Öyle mi? Hemmesi zaten mene hizmetinde. Hizmetken mi ihtiyacımız yok? Kullullahu qanitun mene. Her bittesi. Şimdi mevcudatlarının her bittesi lehu Allah'a qanitun itaat kılıçudur. Boysun uçudur. Kunutun manası köp bilesiler. Qanitun mesela muti'un diye manası var. İtaat kılıçudur. Sakinun sükun yani cimbuluçu diyenin ve sakitun sükut kılıçu diyenin kaşi'un korkuçu diyenin titroğuçu diyenin. Bunlar hem eskeri oradı. Hemesi bütün mevcudatlar Allah'tan katkı korkadı, Allah'a itaat kıladı. Şimdi itaat meselesi iki kıl. İnsan ve cinlerinin bazılarından teşkeri hemesi Allah'tan katkı korkan halette, Allah'a işengen halette ve Allah'a isyan kılmegen halette itaat kıladı. Lakin insan ve cinlerinin bazıları ki kafir bu yerler, ular şer'i meselede isyan kıladı halas. Şer'i meselede isyan kıladı halas. Lekin kavni meselelerde, kavni kanunlarda halasa halamasa itaat kıladı. Cin ve insanların kafirleri hem kavni meselelerde tabiat kanunları da Allah-u Teala tabiat kanunlarını koydu. Bu kanunlarda halasa halamasa itaat kıladı. Başka çaresi yok. Başka yolu yok. Şimdi karabiski vere hatta kafirlerim lehu qanitun Allah'a itaat kılıcı bunu yaptı. Akide kitaplarda bu kıyafsılar bana. Biz eytemiz ki kafirler eğer Allah'a bu işini haklamese kaderini özgertirsin. Hala gene de yaşasın. Kaderini özgertirsen ne yaptı ki? En bedbaht kafirge Allah-u Teala kaderine ne mani yazıyor? Mesela şu bunu yaptı ki bana. Haklama yaptı ki. Bana Firavun gark buluş haklanmıyordu. Haklamadı ki o. Lekin beridir gark buluş elde. Çöküp öldü. Lelin öyle yatırken de içki oşar, hurup ölüştüydü haklanmıyordu. Doğrunu kamilistler yaşındı. Bizge huttu. İnsanlara cennet yönünü kusreti yatırken de bitti hatın bilmesine atı vardı. Kahramanlarca öldü Lelin dişedi. Lekin Lelin kim yaşadı ki? Kesel buldu. Ruhu kesel buldu. Hayatını halde içki hoşap hur aradı. İçki hoşap vavuli diye halet göçüp kalıyordu. İçki hoşap kalıyordu ziyan. Hüccet delilleri var bunun. Lelin sapta sahada giderse içki hoşap ölüştü halen miydi? Halemezsin diyor. Peki Allah sana onu kaderine yazgen idi. İçki hoşatıp öldürdü. Mecbur şimdi halette öldü. Ben Lelin'in kolundan kime gelmese o şey vakti kafirler toplanıp bizi küfrümüzü rivaylandırdı bu. İslam'ı yok attı. Keyleşim yardım verildi. Bulandı ki. Demek
Lerinden bari bir Allah'a buyursundu ki. Üzgertirilmedi ki. Madem ki şundayken indi cennet yürü de mitaat kılı olsun. Cennetki onu bana diken şer'i meselede mitaat kılı olsun. Ne gehmanlık kılıyor. Bütün nesiller Allah'a buyursundu üçündür. 117. ayet. Bedi'u semavati vel arum ve izâ qadâ emran فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ O, Allah Ta'ala asmanlar ve yerinin bedi'sidir. Bedi' yoktan bar kılıcı, güzel kılıp, yaratıcı diyen. Aldın misli bu megen, okşaşı bu megen, harette. Asmanlarını ve yerini en güzel, en mükemmel kılıp, yaratıcıdır. Ve bir işini hüküm kıyanda unga fakatgina kün bugün deydi bas buladı. Hani? Suyuti'nin tafsiri Badi'u semavati vel ardi vujuduhu. Osmonlar va yerni badiyasi degani ularni bor qiluvchi. La ala misalin sabaqa oldin o'tgan bir misolga ko'ra emas. Ya'ni Alloh taolo yaratganda shunday yaratadiki bu mahlukunu aldın bir misali buma gel, okşaşı buma gel. Ve izâ qada, bir nesana hüküm kıyandı, yani arada, irada kıyandı, emran, ey icadahu, yani bir nesana bakılış takırsa, fe inneme yakulu lehu kun feyakun. Onun ya, fakat yine bugün dedi, o buladı. Ey fehuve yakunu, o şey, şu nesana, şu zahatı bu kaladı, ve fi kiratin bin nesbi, cevaben lil emri. Bazı kiratlarında, amrga kun amrga javob bo'lib mansub bo'ladi ya'ni fa innama yaqulu laha kun fayakuna bo'ladi. Kengroq tafsir qilamiz. Alloh taolo aytayaptiki, mana o'zini ulug'ligini, buyukligini yana bayon qilyapti. Allohning farzandi bo'lishi mumkin emas. Mana dalillar. Bu dalillarda shunday tushuninglarki, bu yaxshilab aqlga yerlashtiringlar va bu dalillarni mukammal tushunsalaringiz, bemalol Amerika'ya bağırıp televizyonu çıkıp bunların en katta taparlarla münazara kılıyorlar. Avrupa'ya bağırıp, London'a bağırıp, peki Moskova'ya bağırıp en katta taparların cakılıyorlar televizyonu çıkıyorlar. Bana şu dalilleri gösteriyorlar. Sizler İsa Allah'ın oğlu değilsiler mi? Keyle münazara kılıyorlar. Birinci dalilim, yer Osmanlı'ndan hemen Allah'ın eki. Birinci dalil. İkincisi, hemen Allah'ın boyusunu üstü. Üçüncü dalil, Bedi'u semavati vel ardı. Hayır. Dördüncü dalil İzâ qadâ emran fe innemâ yekûlû lehû kun feyekûn. Hayır. Ve her birisi dalil bunlar. Dört de dalil getiriyor Allah Teala. Allah'ın farzandı buluşu mümkün olmaz. Mana bedi'dir Allah Teala. Yoktan var kılıçıdır. Ve var kılıçıdır. Yani nihayette mükemmel, nihayette güzel kılıç yaratıcıdır. Ve onun okşaşı aldın ötmegen. Onun okşaşı tarixda bo'lmagan, azalda bo'lmagan bir holatda yaratyapti. Allohning butun yaratishlari shundaydir. Masalan, Allohning sifatlari, ba'zi sifatlar aytiladiki, xoliq, yaratuvchi, bari, yaratuvchi, mujid, yaratuvchi, badi', yaratuvchi. Bular hammasi umuman yaratuvchi deyiladi-yu, lekin bir-biridan farqlari bor. Xoliq masalan mutlaqo yaratuvchi. Lekin badi'a degani nihoyatda güzel qilib yaratuvchi degani. Misli yo'q. Men sizga hozir bir misol keltiraman. Mana insonlar bir-biriga o'xshaydi. Bunday qaraganingizda zohiran o'xshab ketadi. Lekin aslida nihoyatda chuqur tekshiradigan bo'lsangiz, hech qaysi inson boshqa insonga o'xshamaydi. Birorta inson boshqa insonga o'xshamaydi. Ve meşhur bo'lgan masala mana barmoqlardagi izlar qarang. Barmoqdagi izlar. Siz yuzni qo'ying endi. Insonning yuzini, jasadini bir xil bo'lishi mumkin emasligini qo'ying. Hattoki mana shu barmoqlarning izlari. Shu barmog'ingiz bittasi emas, hammasi. Barmog'ingiz izlari sizi barmog'ingizni dunyodagi mana 6 milliard inson bormi? Birorta insonning barmog'ining iziga o'xshamaydi. Oson narsa emas. Yani 6 milyar insanı yaratıyordu Allah-u Teala, bir ortasını, barmağınızı başkasındaki gibi okşamaya yaptı.
Bunu kafirler halese halemese kabul kılıyor. Kafirler de hala yeniydi gibi alayım. Ben yakında bir kariye gibi aldım. Karisiler parmaklarını bastırıyor. Parmaklarını basıyor. Bir resimlerini kompüterge resimini avanıyor. Eğer onlar benim parmağımdaki çizikler dünyadaki bir adlı insanın parmağının çizikliğe okşamasızlığa anıp işlenmese şu resimi alır mıydı? Olmasın ki. Bekarsa şunca işçiler, şunca kompüterler bekardan bekere işleyen bu kalmıydı mı? Anıp bile yaptı ki benim kolumdaki parmaklarımın izi dünyada takılışı mümkünmez. Bir adlı insanın parmağının izliğe okşamaydı. Şunu anıp bile yaptı. Kafirlerden bile yaptı bunu. Hani bu sizce bir katta bir delil bu. Şunu kim kılı yaptı şunu? Şunu kim yarattı yaptı? Hani? Ne karasız, zahiren karasız birbirine okşayan insanlardı. Aslında birbirine okşamaydı yan kılı yarattı yaptı. Ve şu sizi barmağınızdaki çizikler var ki. Bu fakat yine 6 milyar insanın içine değil. Adem Aleyhisselam'dan başlar kıyamet geçer olabilir. Kudretli büyüklüğünü ferin. Allah'ın bediyeliğini ferin. Adem Aleyhisselam'dan başlar kıyamet geçerken bütün insanlarda izliğe sizi barmağın izini çalıştırsın da bir hıl çıkmıyordu. Her hıl burası. O san mı burası? Bunu bütün insanlar toplansa hılal mıydı bunu? Mahluk kılal mıydı bunu sana? Bütün insanlar cinler toplansın kılal mıydı bunu? Lakin Allah subhanahu wa ta'ala kıl yaptı ve bunu yaratçıdan aldığın kaderde yazıp koyuyordu. Kudretinin büyüklüğünü karim, yaratçılığının aliliğini, büyüklüğünü karim, bana bu derecede mükemmel yaratadığın zat, yani insanlar, sizliği okşayan insan yok. Tarihte ötmeyen, ötmeydiğen, bana bu derecede misilsiz kılıp yaratadığın zattır. Ve mükemmel kılıp yaratadı. Sizin ne kemçiliğiniz var? Size azısal kemçiliğiniz varsa hafa bulasın. Yaptırmaya koyarsın. Hani sizi mükemmel kılıp yarattı Allah Ta'ala. Ve her bir mahluk da Allah Ta'ala mükemmel kılıp yarattı. Asmanı mükemmel kılıp yarattı. Yerini mükemmel kılıp yarattı. Hayvanları mükemmel kılıp yarattı. Hem de seni mükemmel kılıp yarattı yaptırken zattı. Kendi kılıp arzende buluşu mümkün. Kendi kılıp bırakmasa onu yeteğin buluşu mümkün. Teğin bulan mıydı ki bu? İnsanlar bana nefse yasası yaptı. Dünyada en rivojlangan fabrikalar, en mashhur fabrikalar mol chiqaryapti. İçiden baribir brakları chiqyapti-ku. To'g'rimi? Buzuqlari chiqyapti-ku. Baribir hammasi mukammal bir xil qilisharmayapti-ku. Bir qolipdan chiqishiga qaramasdan. Ular bor bo'lgan narsalardan yasayapti ular. Lekin Alloh taolo yo'qdan bor qiladi. Yo'q, hech qanday asar yo'q. Birdaniga paydo qiladi va mukammal qilib paydo qiladi. Nihayet ve küflü delil bu. Yine bir nesneye dikkat edilir ki bedi'un demek ki Allah'ın sıfatı. Yani bedi'un. Allah'ın sıfatı Allah'tan başkasıya bu sıfatına nisbet verirsek caizmez. Bazen ilimsiz insanlar uzlarını, şeyhlerini, ustazlarını mahkemendir. Bizi şeyhimiz, ustazımız bedi'un zaman diyor. Bedi'un zaman. Ne mi diyor o bedi'un zaman? Bedi'u semavat diyeni osmanlarını misilsiz kılıp mükemmel kılın yaratıcı diyeni. Sen şu yaratıcı diyeni manada alıyorsan mı? Bedi'u zaman diyeni zamanlı yaratıcısı diyorsan mı? Açık şirk buladı. O etedik ki mahful manasına getiriyorsan dedi. Bu zamandaki en mükemmel yaratılgen derse diyen manada ise uyan doğrumaz. Caizmez. Kaçtan bilesen onu. Ve bu zamanlı bediyesi buluşu hiç mümkünmez. Mahful manası da yani. Bu zamanlı en mükemmel yaratılınken mahluk diyemiyorsan hiç kim gör. Delil var mı? Delil yok. Ne demek sen onu terski yakalayıpsan, partile yapsan onu? Çünkü Allah huzurdan bir delil kildi mi? Bu zamanlı en güzel mahlukiyken diye. Ve sen bunu en güzel mahlukluğun ispatla bir gelinleyen biz etmemiz ki bu zamanda sen yaşayabildiğin zamanda Cibril var. Cibril ondan göre güzel, ondan göre mükemmel. Cibril'den afzal olan mıydı barıdır? Mesela mumun insanlar ferişlerden afzal değildi, ferişler ikiye bölünürdü. Ferişlerde peygamberler var ve peygamber mumagen ferişler var. Mumunlar da adliyleri
oddiy farishtalardan afzal bo'ladi. Payg'ambar bo'lgan farishtalardan afzal bo'lmaydi. Masalan, Umar, Abu Bakrlar oddiy farishtalardan afzal, lekin Jibrildan afzal emas. Ammo Muhammad alayhisalom va insonlarning payg'ambarlari farishtalarni payg'ambarlardan ham afzal. Bunda taqsimi bor. Haddan oshib ketmaslik kerak. Bir zamonda eng mukammal inson bo'lishi mumkin. Biz bilmaymiz uni, tayin qila olmaymiz, bor albatta. İnsanlarda bizim zamanımızdaki en mükemmel insan var. Lakin o Cibril'den afzal bulan mıydı? Mikail'den afzal bulan mıydı? Bunun için bedi'i zaman işte hiç kanakasıya doğrulmaz. İsim fail manası bu sayın caizmez. Meful manası bu sayın caizmez. وَاِذَا قَضَ أَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُولُ Allah Teala bir işini kaza vakti günde bunu bugün deydi, halas. Bu buladı der bu. Kaza nümeydi yani? Qadoni 10 degan ma'nosi bor. Qado hakama degani, aroda degani, hukm qildi, iroda qildi. Yoki qata'a kesdi degani, keskin qildi. Shunday alzama lozim qildi, ahkama mustahkam qildi degan ma'nolari ko'p. Qadoni shunday 10 degan ma'nosi bor. Amr amrni Allama Şavkani etediler ki, Kur'an'da 14 tane manada giden, amr kelimesi. Bu yana üç ayetini yaptı, fikirleriz ki engosun. Lugatke karakterip, bitti manasını görüp, şuraya kendi böylemiyorlar. Amr kelimesi Kur'an'da 14 tane manada giden. Yani hadislerde giden manalarını yapasız, yeni emkinge etkisi olarak. Demek Allah-u Teala bir işini hüküm giden derdiken de, bir de ki hüküm manası yemcüdekin, İş diyenimiz yan manası kim? Ve biz diyen Özbekçe diyen mesela iş diyen kelimenin manası kim? Mesela bir balez oğul iskelerini işini kılmayın mı? Siz mesela onunla derslerini kast kılarsınız. Yine bir tersiyle işini becerdiğin mi? Ticaret kast kılarsınız. Yine bir tersiyle bak işini kıl. Siz mesela tersiyle namazını oku demektesiniz. Qarin biz deyan iş degan kalima amr. İş degan narsa keng ma'noda ishlatiladi. Bu yerda ham shunday, keng ma'noda ishlatiladi. Alloh taolo bir ishini hukm qilsa kun deydi xolos, bugun deydi, qarin. Kah bilan nun ikkita harf. Kun deydi, sayakun o'sha narsa bo'ladi. Fa innama, qarin innama ta'kid va hasr kalimasi keltiradi. Faqatgina kun deydi xolos. Bugun deydi deb qolaveradi. Mana bu darajada büyük bo'lgan zot, hukumati bu darajada katta oliy bo'lgan zot qanday qilib xotinga muhtoj bo'ladi? Qanday qilib farzandga muhtoj bo'ladi? Mumkin emas bu narsa. Allohni tanimaydi bular. Shuning uchun haqorat qilishyapti Alloh taolaga. Odam alayhissalomni Alloh taolo mana shunday qilib buyruq bilan paydo qildi. Iso alayhissalomni ham shunday paydo qildi. Boshqa butun mahluqotlarni Alloh taolo Asan yine fayda kılıyordu. Bundan yine fayda kılıyordu. Asan yine fayda kılıyordu. Şimdi bu ayet kafirlerinin reddiyesi için, ziddi için, inkar kılıçı için geldi. Bu meseleyi düşündük. Yani bizim güçlü bir delilimizdir. Her mesele Allah-u Teala asan yine bir büyürükle becerip, fayda kılıp, yer asmanla değil mi Allah-u Teala büyürükle fayda kılıp. Yani bizi yoksa bir işte becerisi için kıynelip yürümeyelim. Ne vaxt ketmaydi unga. Harajat ketmaydi, kuch ketmaydi. Buyruqlar paydo qilaradi Alloh taolo. Yer kurasi qanchalik katta, nihoyatda osonlik bilan buyruqlar paydo qilgan Alloh taolo. Shu darajada ulug' bo'lgan zotni endi siz mahluqlarga teng qilishingiz joiz emas. Isoni yoki Maryamni yoki Muhammad alayhisalomni yoki Uzayrni yoki Jibrilni, Mikoilni Allohga teng qilishingiz joiz emas. Yürüsmez. Allah'ını hakaret kılıyapsız siz. Evliyalarını, şehitlerini, alimlerini Allah'a getirin kılıçdikiz caizmez. Yürüsmez. Hiç kim hiç kaçan Allah'a getirin görülmeydi. Allah'a sonra kündür hene seni perdakla diyen zattır. Bana insanlar en yazları Muhammed Aleyhisselam. Mekke'ni fethi kıyınca kanca kıyneldiler. Mekke fethi kıyınca kanca kıyneldi. Agar Muhammad alayhissalom har narsaga qodir bo'lsa, sufilar aytgandek, ba'zi musulmonlar payg'ambarimiz hamma narsaga qodir deydi.
hamma narsaga qodir bo'lsa, nimaga 13 yil Makkada qiynalib yurdi? Nimaga Badrda shuncha yil qiynalib jang qildi? Uhudda nimaga qiynalib jang qildi? Toifga borganda nimaga tosh boron qilindi? Nimaga muborak jasadlari qonadi? Hammasiga qodir bo'lsa, nimaga shunchalik sabr qilyapsiz? Biz pastda hamma tarafda islom quvasa bo'lmasmiydi? Xohlamas mıydı şu nesana? Xohlandık yok. Hemen bizden halimiz, bizden halimiz ki bir derece hemen tarafta İslam kutlaşacak. Kül kalmasa, hiç fasat kalmasa, hemenimiz halimiz. Ama kılar mıyız ki? Peki hemenimiz halimiz ki, yaşı yücaylarımız bulsa, yaşı seyyaralarımız bulsa, mehten üstünmez. İslamlı güzelliğini gözetsizlik için. Hemenimiz yaşı niyetlerimiz var, ama kılar mıyız ki? Peki Allah Ta'ala, bütün yer kürresini yaratken de bir büyüklükle yaratıp koydu onu. Şimdi büyük bu gazal. Kendi kılıbinde Allah Ta'ala gelsiz mahlukları tenkilesin. Bu mesele malum. Şimdi burada itikadi bir mesele var. Yangi sahife açıyorlar. Allah Ta'ala nemeni kahrese kün dedi, feyekün dedi mi? Cumhur alınladı ki öpçedeki şimdi zahirini alırdı, ayet zahirini. Demek ki Allah Ta'ala mesela bir mahluk diye yaratıp maksimum çünkü payda bugün deydi, kün deydi, o payda kalırdı. Zahiri şu, bizden şu zahirin alanımız, akidemiz şu. Ve bu nasıl Allah Teala'nın nihayette büyüklüğünü gösterdi. Peki bazı ulamalar tevil kılardı. Tevil kılmetendi ki, yani Allah Teala her bir nesneni payda kılıyordurken de kün deyişliği şartmez. Bazen kündür, payda bugündür yaratadı, bazen kün demezden, yani payda bugün demezden, yani sözsüz yaratıp bu işi mümkün değil. Yani sözsüz yaratışlık değil. Mesela insanlardan, bu meselenin kün işleri için insanlarda halatından misal getiremem. Siz bazarga barışlıyız gerek, üydeyler diye, ben bazarga barıp gelemem, bir türlü barıp gelişiniz mümkün. Belki ayetmezden yine ben barıp gelişiniz mümkün. Belki bir istikli yapsız, ben şu iştikilemem de ayetip kılışız mümkün, ayetmezsen ama koyuşuz mümkün. Doğru mu? Neticede şu iştikigen burasız. Tevil kıyanlar şu taraftan ki çıkıyor tabii ki, Allah Ta'ala yani hâhle gen nesnesini, yani sözü bilen payda kıladı, hâhle gen nesnesini, yani sözsüz, yani büyük hükümetten payda kılı uğradı, dedi. Bazı dedi ki, bana nemen iki hüküm kısa onge bugün dedi, söz bilen payda kıladı, dedi. Bazıları dedi ki, yok sözünden payda kılmaydı. Uzun sıfatlarından payda kılmaydı. Üçte fikir buluyordu. Neki en doğrusunu ne? Biz etemiz ki Allah'ta uzunca havala kılmaz. Yani bu ayette Allah Ta'ala Allah'ın bir işine hüküm kıyandı. Onge bugün değil bu payda kılmaydı dedi mi? Biz şunu deyince alamız. Bunu tevil kılmayız, gepte eğlendirmeyiz. Ve yine etemiz ki Allah huzur bilirdi. Allah halese büyürükle yaratırdı, halese büyürüksüz yaratırdı, onu huzur bilirdi. Lekin biz ayet için de düşünürüz. Bu ayette bürmeyimiz. Lekin bu ayette delil tutturup ettiğimiz ki Allah-u Teala her bittiş neme iki kıladigen olsa, kendi fiili olsa illa ki ayetçilik kiregen demeyimiz. Çünkü bu Allah'ta işleri yerleştirdik ve Allah'ın keyfiyetten, sıfatını, keyfiyetlerden bahs kılıçlı yok kalan. Onu yiyen kürmeyimiz. Uzunca havala kılarız. Yani çekerede tutuşluk kereği, haddimizde aşmasızlığımız gerek. Ve bunu tekide yine başka çukur ihtilaflar var, münazaralar var, onu akide kitaplarında göresler inşallah. 118. ayet. وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللّٰهُ اَوْ تَأْت۪ينَ آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ Ve bilmediyen kişiler, ilmi yok kişiler, hanide Allah bizge gapirseydi, belki bizge bir ayet mucize keseydi, deyişti. Ulardan aldığı bugün kişiler hem aynı şunu yoksa yaptı etkenidir. Ulanın kalpleri birbirine okşadı. Hakikatten hem biz ayetlerini aniq ichanadigan qavmlarga bayon qilib berdik deb Alloh taolo. Suyutining tafsiri va qolal ladina la ya'lamuna ay kuffar Makka.
bilmeydigan kişiler aytdiki deganda, ya'ni Makka'nın kofirlari edi. Linnabiy sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga aytdi: "Laula halla qanidi. Yukallimunallohu bi annaka rasuluhu." Alloh bizga gapirsaydi, ya'ni sen Allohning rasuli ekanligingni Alloh bizga gapirsaydi. Makka'da mushriklar aytayaptiki, orzu qilyapti, osmondan ularga ovoz kelsa, "Men Allohman. Men sizlarga Muhammadni payg'ambar qilib jo'natdim. Muhammad ibn Abdulloh mening payg'ambarim" deydisa, ular eshitib, "Kin ha, endi bildik. Mana iymon keltiryapmiz" desaga deydik deyapdilar. Aw ta'dina ayatun, yoki bizga bir mo'jiza kelsa, bir mo'jiza paydo bo'lsaydi. Masalan, farishtalar kelsa, ayni Alloh o'zi aytmasin, farishtalar kelsin. Osmondan farishtalar tushsin de Makka'ga, odamlarni to'plasin. Bizi farishtalaringizni bildirasizmi? Bildik. İşen masalesi bakan birilik. Ya işen değil. Şu Muhammed Aleyhisselam görüyorsan bu kişi peygamberdisin. Ya ki bu masalın başka bir mucizeler bulsun. İnsan aklı gitsin miydi ya? Kim kabul kılamız diye işte. Bu masalın kabul kılmıyız. Allah şunu diyor. İlimsiz kişiler şunu diye işte. Mimme ektarahnâhu alâ sidikik. Yani senin sadıklığını talep kılıyordunuz. Çünkü bir mucize keser ya. Kezalike keme kâle haula, bunlarda aytganidek, kâle lezine min kablihim, ulardan aldıngilerem aytganidek. Min küftarim umamil mâdiyyati li enbiyahim, yani ötken ummetlerinin kafirleri, ozlarını peygamberlerge, aynı şekilde geplerde aytganidek. Misle kavlihim, ulanı sözlerdek. Mine taannuti, kaysarlik. Ve talabil ayeti, mucizeler tarafkırışlıktan ibaret duyan. Teşebbehat kulubuhum fil küfri vel inadi fihi. Valinali. Küfürde ve kaysarlıkta bana ulanın kalpleri birbirine yokşadı. Fihi tesliyatun linnabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu işte peygamberimizin teselli buluyordu. Yani ey Muhammed aleyhisselam, siz hafif olmayın. Sizden aldığınızı peygamberleri gelin, şimdi aziyetler kılın gelin. Şimdi karşı çıkışken diyordu Allah-u Teala. Kad beyyennel ayeti liqami yuqinun. Biz hakikaten o ayetlerini en aşırı diyen kavimlerine bayan kıldık. يَعْلَمُونَ اَنَّهَا اَيَاتٌ Yani bu ayetlerinin ayetliğini belirleyen kişilerine. فَيُؤْمِنُونَ Ve iman getirebilen kişilerine getirdik. فَاَقْتِرَهُ اَيَاتٍ مَعَهَا تَعَنُّتٌ Şimdi biz getirebilen ayetler, mucizelerden biri yine başka ayet mucizelerini talep kılıçlık. Bu taannut, kaysarlık, işini kıyın kılıçlık ve işini ağırlaştırışlıktır. İşini bulmasını haklaştıktır. Buzgunçuluktur. Kengirah tafsir kılamız Allah Teala bu ayetlerini müçün getirdi. Bundan aldığı ayetlerde Allah Teala kafirlerinin batıl akidesini rad kılıp inkar kıldı, ulardı batıllığını ispatla verdi mi? Hiç kendi delilleri kalmadı mı? Şundan ki namlar peygamberimize karşı çıkış yaptı. Elbette avala sizinle karşı çıkışadı. Bizi zamanımızda sizge karşı çıkardınız davetin yanınız için. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zamanında peygamberimize karşı çıkardınız. Ayetse'de ki, ya doğru eti yapsız değildi. Size mazumun hazırlaksız, doğru eti yapsız değildi. Ama hem yapış doğru, yani Allah'a tekişli bugün meseleler. Hem azını kabulümüz var. Lekin siz, biz sizge şemliyiz değil. Bizi itirazımız sizge değil. Kafirlerden peygamberimizde şunu açtı. Yani biz Allah'ı işenemiz, Allah'ı yaşgörenemiz, Allah tarafından böyle diyen nesliğe hiç kendi itirazımız yok. Ama bizi itirazımız sizge. Siz mi Allah'ın Resulü ben diyersiniz, mi ahirge peygamber ben diyersiniz, biz sizge işenme yapıyoruz diye işte, kafirler. Yani sizge işenişliğimiz için kaniydi Allah ozu getirseydi bizge. Allah aitseydi Muhammed ahirge peygamberlisiydi. Tamam biz kabul kılardık. Hiç kendi itirazımız yok idi. Tartışı bozulmaz idik. Ya ki bir mucize keseydi, mucize bozuydu, biz kabul kılardık. Karşı bulmaz idik. Değişti. Bunlardan aldıngilerim şuna etken. Tarih tutuyan bütün peygamberlere kafirler, münafıklar, bedbehler bana şimdi karşılık muhalefetini gösterdiler. Allah Teala bunlar bana yukarıda ayetlerde etkenimizin bir tarihi vakiyet olsa haber veriyordu. Tarihte bulgen derse bu.
Kur'an bizga eng mükemmel tarixiy bir kitobdir, ya'ni tarixni bayon qiladigan, kelajakni ham bayon qiladigan, hozirgi hayotingizni ham bayon qiladigan mükemmel bir kitobdir. Boshqa tarix kitoblariga ishonmang. Xatolar bor, lekin Qur'on shunday bir tarixni bayon qiladiki, shart qilgan odam kofir bo'ladi. Aniq ma'lumotlarni beradi. Payg'ambarimizga va o'tgan payg'ambarlarga mana bunday aziyatlar, muxolifatlar qilingan edi. Va Alloh taolo bu oyatlar bilan payg'ambarimizga tasalli beryapti. Ey Muhammad alayhisalom, sizga bunday aziyat bersa, qarshi chiqsa, xafa bo'lmang, sizning oldingi payg'ambarlarga ham bo'lgan edi bu. Endi siz o'zingiz zamoningizda haqqa da'vat qilsiz, yuqorida dalillarda ko'rsatdik-ku, da'vat qiling dedik. Da'vat qilsiz, sizga mana bu gaplarni gapiradi ular. Da'vatda bir karomat ko'rsatib yuborasizmi deydi. Agar haq bo'lsangiz, siz avliyosiz deydi. Biz nohaq bo'lsak, demakki biz avliyo emasmiz. Siz modomiki avliyo bo'lsin, bir karomat ko'rsatib yuboring. Hech bo'lmasa bir metrganda ko'tarilingchi. Avliyoligingizni bilaylikda, so'zingizni qabul qilaylik deydi. Lekin boshqa bir karomat ko'rsating deydi. Siz uni ko'rsatmaganingizdan keyin uchmasiz, yoki uni cho'ntagida qancha pul borligini bilmasiz, aytadi yo'q, avliyo emas ekansiz, biz avliyolarga ishonamiz deydi. Kizni raqib ketaveradi keyin. Yuqorida shuncha dalillarni hammasini poymol qiladi. Zoya qiladi. Shunda siz xafa bo'lmang. Sizdan afzal bo'lganingiz zotlarga, payg'ambarlarga shunday muomala qilingan. Va sizning zamoningizdagi Qur'on hadisni qabul qilmay turganlar, Muhammad alayhisalomning zamonida Qur'on hadisni qabul qilmay turganlar va Muhammad alayhisalomdan oldingi Firavun, Namrud, Ot qavmi, Samud qavmi va boshqa qavmlarning hammasi tashabbahat qulubum, qalblari bir-biriga o'xshadi. Ularning narazi bitta ularni. Ularning mazhabi bitta. O'zi ikkita mazhab bor, ikkita yo'l bor. Biri payg'ambarlarning yo'li, ikkinchisi ularga dushman bo'lganlarning yo'li. Payg'ambarlarning yo'lida bo'lsangiz, Allohga hamd ayting, istiqomat qiling. Bizning zamondagilar agar kofirlarning yo'lida bo'lsa, ularning ham yo'li uzun. Tarixga bolta qiladigan narsa. O'shalarning yo'lidan ketyaptilar. Jannat va jahannam yo'li. Buni kim aytdi? Har xil tafsirlar bor. Suyuti bitta tafsirda aytdilar, ya'ni Makkani kofirlar deb qo'ydi. Ba'zi mufassirlar aytadiki, buni nasroniylar aytdi deydi. Ba'zilar yahudiylar aytdi deydi. Ya'ni Alloh taolo mana mutlaq qilib aytayaptimi, butun kofirlar kirib ketaveradi. Alloh taolo ta'kidlatyapti, qodi haqiqatan ham biz bayyanal ayati oyatlarni, mo'jizalarni bayon qildik. Payg'ambarimiz alayhissalom ko'p mo'jizalar ko'rsatdilar. O'zi Qur'on eng katta mo'jiza. Undan tashqari qancha mo'jizalar ko'rsatdilar. Mana oy yorildi va boshqa qancha mo'jizalar sodir bo'ldi, lekin qabul qilmadi-ku ular. Ular kazzob ular. Yolg'on gapirishyapti. Uchmoqligingizni talab qilganda uchsiz ham qabul qilmaydi ular. Payg'ambarimizga qilgan muomalani qiladi. Payg'ambarimiz alayhissalomdan oyni yorishligini talab qilishdi, mo'jiza talab qildi. Payg'ambarimiz alayhissalom Allohga duo qildi, Alloh taolo qabul qildi, oy yorildi. Iqtarabati sa'atu va shaqqal qamar. Qiyomat yaqinlashdi, oy yorildi deyapti Alloh taolo. Sahih hadislarda kelgan. Oy shunda yorildi, ko'rdi hammasi. Lekin ey Muhammad, to'g'ri ekan, bizni kechiring deyishmadi. Hatto bizni sehrlab qo'ydi. Nihoyatda katta bir sehr bo'ldi deyishdi. Bizning zamonda kofirlar ham shunday. Sizga aytsak-ki, hech bo'lsa bir metr ko'tarilasizmi desa, shunday bir metr emas, ikki metr ko'tarilib bersangiz, sehrgar ekan bu, sehr qilib qo'ydi bizni deydi. Qochinglar, tez qochinglar deydi. Sahirun deydi, sehrgar bu deydi, jodugar deydi. Alloh aytayaptiki, biz oyatlarni ochiq bayon qildik. Iqomi yuqinun, aniq ishonadigan qavmlarga. Aniq ishonadigan qavmlarga yetadi o'zi Qur'on va payg'ambarimizni boshqa ko'rsatgan mo'jizalar hammasi yetadi. Lekin bular kofir qavmlar. Bularning maqsadi qarshi chiqishlik, qabul qilmaslik. 119-chi oyat. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran va nadira va la tus'alu an ashabil jahim. Haqiqatan biz seni haq bilan jo'natdik, bashiran, bashorat beruvchi qilib va nadiran va ogohlantiruvchi, qo'rqituvchi qilib jo'natdik. Va jahannam egalari haqida
so'ralmaysan deyapti Alloh taolo. Suyutining tafsiri inna arsalnaka ya Muhammad, albatta biz seni jo'natdik ey Muhammad bil haqqi bil huda, ya'ni hidoyatdan haq bilan, bashiron man ajaba ilayk bil jannati, senga javob qilgan kishilarga jannat to'g'risida bashorat beruvchi qilib, va naziron man lam yujib ilayka binnar, va senga ijobat qilmagan, seni da'vatingni qabul qilmagan kishilarga jahannam to'g'risida ogohlantiruvchi va qo'rqituvchi qilib jo'natdik. Va la tus'alu an ashabil jahim annar, sen jahannam ashablari haqida so'ralmaysan ay al kuffar, kofirlar to'g'risida. Ma lahum lam yu'minu, ya'ni nima uchun ular iymon keltirishmadi deb sendan so'ralmaydi. Innama alaykal balagh, seni zimmingda faqatgina balagh, da'vat yetkazishlik bor xolos. Va fi qiratin bi jazmi tus'al nahya, bir qiratda esa tus'al deb nahiy bo'lib kelgan jazm bilan, ya'ni wala tus'al an ashabil jahim, jahannam egalari to'g'risida so'ralmagin degan ma'noda bo'ladi. Yani bu oyatning oldingi oyatga nima aloqasi bor? Kengroq tafsir qilaylik. Albatta Alloh taolo payg'ambarimizga xitob qilyapti, biz seni haq bilan jo'natdik deb. Payg'ambarimizni haqligiga shak shubha yo'q. Kofirlar qarshi chiqyapti, inkor qilyapti, rad qilyapti, lekin Alloh aytayaptiki, "Inna arsalnaka bil haqqi." Albatta biz deyapti Alloh taolo, qarang. Biz deyapti. Ta'zim kalimasi bilan inni desa ham bo'lardi, albatta men desa ham bo'lardi. Ta'zimga dalolat qiladigan kalima bilan albatta biz deyapti, ta'kid bilan deyapti. Arsalnaka, seni jo'natdik, bil haqqi, haq bilan jo'natdik, hidoyat bilan jo'natdik, biz jo'natdik seni, seni haq payg'ambar deyilgan shak shubha yo'q, va seni biz bashir qilib jo'natdik, senga ergashganlar, senga iymon keltirganlarga jannatning bashoratini beruvchi qilib, dunyo va oxiratning saodatini bashoratini beruvchi qilib, dunyo oxiratda aziz bo'lishligining bashoratini beruvchi qilib jo'natdik, va nazira, va qo'rqituvchi qilib jo'natdikki senga qarshi chiqqanlar, senga qarshi chiqqanlarni jahannamdan qo'rqitishlik, Allohning g'azabi bilan qo'rqitishlik, dunyo oxiratda xor va rasvo bo'lishligini aytib qo'rqitishlik va ogohlantiruvchi qilib jo'natdik seni deyapti Alloh taolo. Va sen kofirlardan so'ralmaysan deyapti. Har kim o'ziga qiladi. Seni vazifang da'vat qilishlik xolos. Sen da'vat qilib yetkazib qo'yavergin. Qabul qilsa qiladi, unga jannat bo'lsin. Qilmasa jahannam bo'lsin. Jahannamga ketganlardan sen so'ralmaysan. Xato bo'lmagin. Siqilmagin deyapti Alloh taolo. Seni vazifang yetkazib qo'yishlik xolos deyapti. Ya'ni oyatlarni bir-biriga bog'liqligini qarangki, o'zi zotan holat shunga olib keldi. Biz ana nihoyatda kuchli dalillarni qo'ydik. Ular nima qilishdi? Qabul qilmadi ular. Qaysarlik qilishdimi? Rad qilishlik uchun bizlar karomat talab qildi, mo'jiza talab qildimi? Payg'ambarimiz ba'zan mo'jiza ko'rsatdi, sehrgar deyishdi. Ba'zan ko'rsatmadi, ko'rsatsa eding qabul qilardik deyishdi. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, "To'g'ri, seni tark qil ulardi. Seni biz da'vat uchun jo'natganmiz. Illoki da'vat qilgan odamingni hidoyat qilishlik uchun jo'natganimiz yo'q. Biz bir odamga nasihat qilsak, da'vat qilsak, illoki tuzalib qolishligi shart emas. Bizi vazifamiz, dunyo va oxiratda bizni mas'ul bo'lgan masalamiz da'vat qilishlik. Biz da'vat qilishlikka mukallafmiz. Lekin bir insonni hidoyatga kirgizishlik biz ishimiz emas. Bu Alloh ishi bu. Haqni qabul qilib, haqqa yurgan kishilarga bashorat beramiz. Dunyo oxiratda aziz bo'lasan, saodatli bo'lasan. Haqqa qarshi bo'lganlarni qo'rqitamiz. Payg'ambarimizning zamonida ham shunday edi, bizning zamonimizda ham shunday. Biz ham payg'ambarga ergashib, faqat bashir va nazir bo'lamiz. Da'vat qilamiz xolos. Hech kimni majburlab islomga kirgizmaymiz. Hech kimni majburlab namoz o'qitirmaymiz. Hech kimni majburlab Qur'on o'qitirmaymiz. Da'vat qilamiz. Nasihat qilamiz. O'zimiz amal qilamiz albatta, hayotimizga tatbiq qilamiz. Qabul qilmaganlar uchun biz so'ralmaymiz, mas'ul emasmiz bu narsaga. Unga siqilmaymiz ham. Unga javobgarligimiz ham yo'q. Bu oyatni ba'zi musulmonlar noto'g'ri tushunishadi. Birinchidan,
Sufilarning ko'pchiligi payg'ambarimiz to'g'risida noto'g'ri fikrdagi payg'ambarimiz bizni qutqargani kelgan. Payg'ambarimiz qutqaruvchidir. Najot bergani kelgan, najot beruvchidir. Deyshadi shuning uchun ya Rasululloh bizni qutqargin deydi. Yetishgin deydi. Payg'ambarga bu sifatni isbot qilib turib, keyin boshqa butun avliyolarga ham shu muomalani qilishgan. Lekin Alloh taolo aytayaptiki, biz seni bashir va nazir qilib jo'natdik deyapti. Kafirlar haqida so'ralmaysan, qabul qilmaganlar haqida deyapti. Ya'ni u boshqa masala deyapti. Demak, payg'ambarimiz alayhissalom illoki qutqargani, illoki hidoyat bergani kelgani yo'q. Faqatgina da'vat qilgani keldilar. Da'vat qiladi xolos. Hidoyat Allohning qo'lida. Endi Muhammad alayhissalom faqatgina da'vat qilsa, hidoyat berolmasa, insonlarni balo qazodan saqlay olmasa, qutqara olmasa, boshqa hech qaysi payg'ambar, hech qaysi avliyo buni qila olmaydi. Hech qaysi avliyoga, payg'ambarga sig'inmay meni qutqargin, najot bergin, madadkor bo'lgin demang, shirk bu. Joiz emas. Hatto Muhammad alayhissalom haqida Alloh taolo aytayaptiki, biz seni bir basharat beruvchi va qo'rqituvchi qilib jo'natdik, xolos deyapti. Sen ularni qutqargani kelganing yo'q. Ularni saqlovchi emassan sen. Ularni muhofaza qiluvchi emassan, ularni qo'riqlaguvchi emassan deyapti. Hidoyat seni qo'lingda emas deyapti Alloh taolo. Demak, biz nimaiki so'rasak Allohdan so'raymiz. Payg'ambarimiz vazifasini bajarib, da'vat qilib ketdilar. Ba'zi insonlar ikkinchi jumla to'g'risida noto'g'ri fikrlari bor. Masalan, ba'zi tablighiylar, tablighiy jamoatga mansub bo'lgan kishilar noto'g'ri fikrlari borki, masalan, o'tgan kofirlar to'g'risida mahzun bo'lishadi. O'tgan kofirlar kufrda ketib qoldi. Nimaga kufrda ketdilar? Bu mahzun bo'lib, xafa bo'lib o'tirishadi. Bu joiz emas bu. Alloh taolo payg'ambarimizga aytayapti: "Vala tus'alu an ashabil jahim." Jahannam egalari haqida so'ralmaysan, deyapti Alloh taolo. Biz kofirlar nimaga kufrda ketganiga so'ralmaymiz. Lekin olimlar aytadiki, hozirgi vaqtda kofirlarni küfrüden kaytarmasak, davat kılmasak, bundan sorulamız. Allah Teala kıyamette bizi soruyordu. Ne için sen tevhid ve dini hizmetlerini kılmadın? Ne ki adamlarını küfür şirkten rahat kılmadın? Ne ki insanlarını küfürden necat tapışı gibi hareket kılmadın? Soruyordu. Lekin falancı cehenneme getirdiyken, ne ki o cehenneme getirdi, biz de soramaydı onu. Biz onu kafir kılmayalım ki. Eğer siz bir insanı kafir kısız, nimaga cehenneme ketirdi soramaydı Allah Teala. Sen nimaga kafir buldun deydi. Sen kafirsan deydi. Bir insanda kafir siz. Ya ki kafirlerde küfürüge razı bulsaydın, ne hem kafir bulasız. Tabliğilerde, yani işte cahillerini kılıyatın işi ne doğru? Ular da alımları kımıyordu, kettaları kımıyordu. Ulamalar bunu cehaletini bilendi, lakin ular da gelmeni düşünmeyen, alımlar dedi ki biz kafirleri davet kılıştığımız gerek, biz davat qilmasak mas'ulmiz. Alloh bizni so'raydi desa, shuni noto'g'ri tushunib, johillar ha, demak biz kofirlar to'g'risida mas'ulmiz. Alloh taolo bizdan kofirlarni so'raydi. Biz hatto yasaydiz rayvonga borsam, bir bola yigit mahzun bo'lib xafa bo'lib o'tiribdi, yig'lagan edi. Nima xafa bo'lib o'tiribsan desa, lekin jahannamga ketib qoldi. A nima qilaylik? Biz aqlli inson edik. Shuni Şimdi davat kılışmak bu şu zamandakiler. Davat kılışken neydi? Cennete gitken neydi? Hafı bunu uldurduyken. Bu caizmez bu meseleler. İslam yakılan bu gelmezler. Lakin Leylin'de davat kılışken kabul kılmadı ki bu bedbah. Hatta Leylin'de Abdülbas Kur'an oku diyor yani. Mesela mı? Mahkeme'ye bağlı geldi. Abdülbas Kur'an oku diyor yani. Kabul kılmasa ne bak Leylin'e? وَلَا تُسْأَلْ Bosa soralmayın. Mecbur buluş yer mümkün ve malum buluş yer mümkün. Eğer malum bosa وَلَا تَسْأَلْ وَلَا تَسْأَلْ اَنْ اَسْحَابِ الْجَحِيمِ Cehennem ahli doğrusu soramayın bu kulad. Bazı ulamalar şimdi kıraat kılad. Ne şimdi kıraatan da olayım. وَلَا تَسْأَلْ Mesela İbn-i Kesir tefsirlerdeki yırtır yaptılar.
Etki ve qara aharun ve la tes'al an ashabil cehennem. Cehennem egeler hakkında soramayındı. Allah Teala peygamberimizi nehy kılıyor. Suyuti mutlaka nehy buluşu mümkündür. Bunu meclul malum buluşa girmedi. Bana İbn Kesir mükemmel kılıyor etki bi fethi ta ta'na fakhasından alen nehy nehy kılıyor ve la tes'al ay la tes'al an halihim ulan halattan sorama diyettir. Bunun göre bazı tafsirler kiradı diyor ya. Mesela bazı rivayetlerde kiradı ki Peygamberimiz Aleyhisselam atananı halatını ne buldu ki deyip köp ıslakıya düştükenler şimdi bu ayet nazil buldu. Ve le tes'al an ashabil cehennem. Cehennem ahli doğrusu sorana geldi. Diyen ayet nazil buldu. فَمَا ذَكَرَهُمَا حَتَّ تَرَفَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Kiyin Peygamberimiz atanasını zikir kıbıya koyuptiler, Allah-u Teala o kişinin vefatı günü yıkadı. Hayatın ahırı geçer, kiyin atanasını söylemeye koyuptu. وَرَوَهُ İbn-i Cerir, İbn-i Cerir temelli bir vakti geldi. Şimdi bunlar indi, bu ayet ne için nazır bugün böyle yaptı? وَلَا تَسْأَلْ اَنَا صَحَبِ الْجَحِينَ diyen ayet, güvenki Peygamberimizi atanasını tekişliği böyle yaptı. Elbette Suyuti kirmedi bu meseleye. Ve Şevkaniyem kirmegenidir Fethul Kadir'de. Peki İbn-i Kesir kiri yaptılar. Şu meseleyi kiri yaptılar. Kurtubi'den kiri yaptı. İbn-i Kesir. Kurtubi yaptı ki وَقَبْزَكَنَا فِي تَزْكِرَةِ Kurtubi'nin tezkire diyen kitapları var. Şu tezkirede ettik ki اَنَّ اللّٰهَ اَحْيَ لَهُ أَبَوَيْهِ حَتَّ اَمَنَّ Allah Teala Peygamberimizin atanasını tırıltırdı. Ve ular imanla gelişti. Ve acedna an kavlihi inne abi ve abake finnar. Ve biz cevap verdik ki Peygamberimiz Aleyhisselam, Müslüm'deki en sahih hadis var. Şimdi bir sahabe soradı, dedesi doğrusunda Peygamberimiz ettiler ki, dediğin cehennemde. Yani hafı koludu ki, ettiler ki, çakırıp, elbette beni dedemem, seni delinem cehennemde dediler. Şu hadis sahih hadis Müslüm'deki yan, Kurtubet yaptı ki, onunca biz cevap verdik diye. Yani Kurtubi'nin tahkikini neticesi böyle yaptı ki Peygamberimizin ata-anası küfürde gitkenidi, kafir bölüp ölüldü. Kiyin Peygamberimiz Aleyhisselam Allah'a dua kıldı, Allah'a da duasını kabul kıldı. Kiyin kabriye bağırıp durup hikayesini tırıltırdı, ular tırılıştı. Şehadet kelimesine aitiler dedi, aitti, kiyin öldü ular. Şimdiden kiyin cennet olup geçti. Diğer akideni Kurtubi tercih kılıyor. Şu biz akidemizi yaptı. Ve Suyuti bir yerde kirmedi. Lekin Suyuti'nin uzun kitaplarında kirledi ki Suyuti'nin şu akidede. Yani bir yerde ıstıraflar var. Peygamberimizin ata-anası küfürde ölgen mi? Ya küfürde ölmegen mi? Bazı ulamalar dedi ki Peygamberimizin ata-anası küfürde gitgen miydi? Kafir halette ölgen miydi? Ve cehennemde ulan miydi? Ebu Hanife İmam-ı Azam'da akidesi yan şu. Fikulakber'de atışçası yazadı. Muhammed Aleyhisselam'ın ata-anası ve Ebu Talib. Bunlar hemisi mesela ata-anası olsa Peygamberimizin ata-anası mâte alel küfri dikiler. Peygamberimizin atası ve anası küfürde öldü dedi. İmam-ı Azam'da akidesi şu. Ebu Hanife'nin akidesi şu. Şunun için eskiden bütün Hanefiler şimdi akide miydi? Hatta Ali'l Kari Rahimahullah Hanefilerde katta muhaddis allamalardan o kişi bir risaleye mi yazgen? Peygamberimizin ata-anasını imansız ketkenliği doğrusunda. Lekin Peygamberimizin ata-anası cennette degen fikir köprak şafiilerde var. Mesela Suyuti risale yazgen ve cennette de ispatlaşı hareket degen. Ve başka ne şafi alınlar? Eskiden Hanefiler bunu red kılışardı, şafiiler ispatlaşı hareket kılardı. Ama hazırki Hanefiler, sahte Hanefiler bulsa Peygamberimizi ata-anasını cennette de bir etkat karışar. Lekin bana etti İmam-ı Azam fikirlerini açıkçası gerekken ola küfürde ölgendi. Şimdi Kurtubi ne de yaptı? Kurtubi ve Suyuti'ler ular Peygamberimiz ata-anasını cennette diken edilen lekin küfürde ölgendi kabul kılı yaptılar. Şimdi ne? Suyuti'ye mesela doğrudan doğru etmeydi ki ata-anası tevhidde şükür kendini. Kafir halette ölgen miydi? İhtilafımız yok muydu? Ama kiyin Peygamberimiz Aleyhisselam Allah diye dua kıldı. Allah Teala
O kişi de duasını kabul kıldı. Peygamberimiz var, onlar da kabirden tırıltırdı, onlar kabirden tırılıp iman getirişti. Şunlar cennette kalıştı diye. Ve Müslüm'deki gen sahih hadisler var, Peygamberimiz beni dedem cehennemde diyen. Ve anası doğrusu hadis var. Peygamberimiz Aleyhisselam umreden kayıt yaptırıp Allah'a dua kıldı anası doğrusu da. İstiğfar etsen bu ledim dedi. Allah da razım vermedi. Yani anası doğrusu da. Sahih hadiste kil yaptı bu. Lekin ziyaret kılışı izin verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam anasının kabrini ziyaret kıldı. Lekin hakkıya dua kılmadı. Çünkü kafir idi. Ve sahih hadiste kil yaptı bu. Kurdimi şu hadislerde elbette aylantıladı. Tabir tutulup bu bunda girdi, bunda girdi tutulup ata anasını cennette de ispat kılışı gerek yaptıladı. İbn-i Kesir et yaptılar. Kultu min etemen ki والحديث المروي في حياة أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها. Peygamberimizin ata-anasını tirilgenliği. Peygamberimiz orada tirilgenliği doğrusundaki rivayetlenen hadis 6 kitaplardan bir ortası yok. Buhari'de kemirgen, Müslim'de kemirgen, Ebu Davud'da yok, Nesai'de yok, İbn-i Mace'de yok, Tirmizi'de yok. Ve ondan başka meşhur hadis kitapları da yok. Yani bizim meşgul kitaplarımızda yok. Ve isnaduhu daifun, isnadiyem zayıftır. Belki mevzudur. Mevzu hadis, tokuma hadis, yalan hadis. Suyutiler, kurtubiler. Bu meselede hata kılışı yaptı. Bir mevzu hadisli delil kılışı yaptı. Yalan hadisli. Yalan hadisli delil kılım, bize katta bir mesele gel. Şimdi İbn-i Kesir, yumuşak bir nasihat koydular. İsnaduhu zayıfun de yaptı mı? Mavzu desen bunu aradı. Lekin İbn-i Kesir'den el bahs. Ey Kurtubi ve Suyuti'ler. Sizler şimdi akideye borasılar. Böyle sizler bu hadiste mavzuligini kabul kimesinler. Mavzumez değilsinler. Şunun için bunu delil kılıyorlar. Lekin zayıfligini kabul kılasınlar ki o. Zayıf ki bu. Siz Kurtubi'ye metedi ki doğru zayıf değil. Suyuti'ye metedi zayıf değil. Ve başka kimi ki peygamberimizi atanası cennette dese hemen seferi ki bu hadis zayıf hadis değil. Hoş zayıf bu ise zayıf hadis akidede delil buladı mı? Hani cevap verirler ki? Hani Kurtubi, Suyuti ve onları yeri geçkenler. Şu hadisi delil kılıyor peygamberimizi atanası cennette diye yaptırganlar. Aitsin bizi akidede zayıf hadis delil buladı mı? Bu neydi ki? Hatta Hanefilerde ahad hadisler sahih bu seyem delil bu neydi? Hani? Hususa Hanefiler akide meselesinde nuhatta tattı. Ahad hadisler haber-i vahid Hanefi mezhebine göre akidede delil bu neydi? Meşhur buluştuk gerek. Ya mutavatır buluştuk gerek peki meşhur buluştuk gerek. Ahad hadisler sahih bu seyem delil bu neydi? Yani başkalarına göre delil bulur herhalde. Biz bu meseleye kelmeyimiz. Lekin hususa Hanefilerini bu meselede mahkemliğini kursatıyoruz. Lekin bütün ahli sünnet ve cemaatte zayıf hadis akidede delil bu neydi? Hususen bu mesele efendim. Katta bir mucize meselesi. Peygamberimiz atanasını tiriltirgen bu se. Ne ki onu Ebu Bekir rivayet kılmayaptı? Yine mesele nasıl ki o? Ne ki Umar rivayet kılmayaptı? Ne ki Buhari'de kılmayaptı? Ne ki Müslüm'de kılmayaptı? Bu katta vakıya ki bu. Doğru mu? Atanasını tiriltiriz diye. Demek ki bu delil bu neydi? Ve Peygamberimizin ata-anasının cehennemden ilgili doğrusundaki hadisler ise sahih hadislerdir. Sarih, açıkta zikretini yaptı. Uzlara et yaptılar. İnne ebbi ve ebbeke finnab yaptılar. Elbette beni dede ve seni dedeyim cehennemde de yaptılar. Bunu kübra sufiler şimdi tavsiyedi. Ederdi ki Muhammed Aleyhisselam en büyük peygamber bu sene. O kişinin ata-anası kendi kılıp cehenneme kitabı değil. Bunun peygamberlikle ne alakası var? Peygamberimiz ata-anasını kafir buluştaki peygamberimizin zararı yok ki o. Zaten peygamberimiz yaştaki de vefat etti kendisi yani. Bunlar vefat kıyken vakti peygamberimiz peygamber bulma geldi ki o. Cahiliye zamanında yaşadılar. Müşrikler zamanında yaşadılar. Siz zamandan tahsillenip şirkte gittiler. İmansız gitti. Bunlar da imansız gitti peygamberimizin zararı yok. Bana İbrahim Aleyhisselam'ın denesi kafir idi ki o. İbrahim Aleyhisselam'ın zarar kıladı mı o? Zarar kıladı. Lut Aleyhisselam'ın hatını kafir idi. Lut Aleyhisselam'ın zarar kıladı mı? Nuh Aleyhisselam'ın hatını kafir idi. Oğlu kafir idi. Zarar kıladı mı?
salam kılmaydı. Belki Allah sana uzun hikmetini, kudretini gösteriyor. Yani kafirdi farzandından peygamber çıkışı mümkün. Ve peygamberdi farzandından kafir çıkışı mümkün. Bunu Allah Teala ayetti ki nesep ki işlenmeyin diyor. Seni deden avliya olsa, ben deden avliya gibi işlenmeyin. Peki oğlun avliya olsa, oğlum avliya gibi işlenmeyin. O zin emel kıl. Zin emel kıl. Ya ki kafirde balası bu siz Naomi Dukka Memin kafirde balası kaçan adam bulamam değil mi? Yani kafirden Allah Teala peygamber çıkarıyor. İbrahim Aleyhisselam da biraz kafirdi. İbrahim Aleyhisselam da nihayette büyük bir peygamber çıkarıyor. Bunun hikmeti var bunun. Allah'ın adaletinin mükemmelliğidir. Eğer peygamberimiz Aleyhisselam peygamber bu yerine geçin ata anası onu kişisi sebebiden ölgenden ki inan kabirden tırıltırılıp iman kildirilip cennete girgitse kıyamet günü başka kafirler hemen itiraz kılar. Ya Rabbi bu kandil gel bu Muhammed Aleyhisselam'ın adanasını bunlar küfürde keçiye karamazsan sen başkalarından tırıltırdın kelimeni ayettiğinde cennete girip gitti biz cehenneme gitti yaptınız bizi hem tırıltırsın biz hem kendime aytardık kabir adamını görgenedik biz hem hata kıyanımızı bilodik. Öyle türgenimizde cehennem gelip getirdiğin azap ferişlere kilodur, bilodur ki şurada ozu biz hamlesen hak mı gidiyor? Bizi hem tırıltırsın, bizi hem iman kildirerdik. Ne gündü Muhammed Aleyhisselam'da atanası tırıltırladı, böyle cenneti getirdi, biz cehenneme gidiyoruz. Bizi ne kemsiliğiniz var mıydı? Bu yeni nedir cevap veriyorsunuz? Bu caiz mes bu nasıl? Allah'ta koyduğun kanunu, bir insan iman getirerdi ölgünlüğe kadar. Hatta ölgünlüğe kadar emez. Ölüm şu tamamıya geliniyor kadar. Şu halkımı geçildi mi ölüm ruhu şun geçe tavası kabul kundadı, imanı kabul kundadı. Böyle ki gelinen ki öyle yaptırken de iman geldirdiğimizde faydası yok yani. Yani de imanı kabul kundadı. Ben de Firavun. Hani tamamıya geliniyor yok ölüm. Karadaki su şu yaptı üstüge gark olanı secde kıldı. Hani? Secde kılıp Allah'a iman getirdim dedi. Kabul kılmadı ki Allah Teala. Ölümün anık buluşuna giden aldın iman getirse, tavdaksa Allah kabul kıladı. Ondan ki kabul kılmadı. Yani hatta tırıklı giden kabul kılmadı. Ölgenden ki şimdi o nereki ağlandı kördü. Ahiret hayatını kördü ölgen insan. Ölüşüden ruhu çıktı. Ferişteler de körü yaptı o. Azap körü yaptı. Onu kabriye cennet bahçelerden bahçe buluyordu. Cehennem çukurlardan bir çukur buluyordu. Kördü. Yani onun imanını gereği yok yani. Bu Allah Teala'nın bütün insanlara ve cinlere koyulan kaide-i külliyesi bu. Hemeye koyulan kanun. Allah'ın kanunu Muhammed Aleyhisselam'ın sebebinden ve İbrahim Aleyhisselam'ın sebebinden özgürmeydi. Hiç kimin sebebini özgürtirmeydi Allah Teala. Peki sufilerimiz Allah'ı tanıma geldiği için Allah'a tuhmet kılışardı. Peygamberimiz hak olmasındır. Allah Teala o kişinin atanasını tırıltırıp diyken kelimesini ayırtıp cennete girip diyken. Bu sufiler peygamberimizi mehdiyem edip Allah'a katta hürmesini kırışadı. Yine bir de bir adetliğini kirtiremez diye. Yani sufiler de bir adetliği ki ular da diyor biz güzel bu adetimiz değildir. Biz de ayırtıyorlar bir adetliği. Peygamberleri ya avlaları gibi bir adetliği kılabildi. Biz etmemiz ki biz peygamberleri ki avlaları ki uzunu makamını birerimiz, uzunu derecesini birerimiz, ulan aşırmayımız. Biz Allah'a ve peygamberleri ki adaptanız. Ama sufiler peygamberleri ki avlaları ki adap kılıyaptırdır, Allah'a bir adaplık kılıyaptırdır. Allah'a hakaret kılıyaptırdır. Yine bir de adaplıkları ki misal, peygamberimiz arasından miracıya çıkanları da Allah'tan yürüp gidip tazımdan kitap diyen. Kış geldiyiz, kış geldiyiz. Peygamberimizin mahtaması ki Allah'ta hakaret kılıyordu. Allah'ta izzata. Biz hemen avlularını hürmet kılamız. Ular tarafını alamız. Bana şöyle bir kette şeyim var. Bu zamanda Gavsul Adam'ı diyeceğim. Bütün dünyanı saklattırıp diyeceğim. Hazır neçi milyon mürüdü var. Pülü köplüge, mürüdü köplüge ihtilafı yok. Pülü hesap kitabı yok. Bu barın hesabı. Mülkün hesap kitabı yok. Müridinin hesap kitabı yok. Bu nasıl var? Lekin bu eğer Gavs-ı Azam bursa, dünyanı saklattırken bursa,
Nimaga Suriyadagi mazlumlarga yordam bermayapti? Nimaga Afg'onistondagilarga yordam bermayapti? Yo, tanishib bilish kelyaptimi? Amerika qistiryaptimi menga? Amerikadan fuqaro olib indimayaptimi? Bu yolg'on gap. Endi shuni maqtashib, shu eng katta avliyo bu zamonda dunyoni ushlab turgan avliyo deyishadi-da. Aytadiki, Abu Qodir Jiloniy to'g'ri. Abu Qodir Jiloniy bir kuni shu shayx taom yemoqchi bo'lib turgan ekan, suv olib kelib qo'liga suv quymoqchi bo'ldi. Abu Qodir Jiloniy yaqinda bo'lgan voqea bu. Ularda chiya qilganlar. Shunda bu shayx bu zamonning g'avsul azami azobi kelib, "Sen kimsan meni qo'limga suv quyasan?" dedi. Haydab olib ketgan Abu Qodir Jiloniy. Qarang, kim mana avliyolarga deyadi? Qarang, o'zlari deyadi avliyolarga, payg'ambarlarga, biz payg'ambarlarning avliyolarning hurmatini saqlaymiz, o'zini maqomiga qo'yamiz, bizga to'g'mat qilishadi bular deyadi bular. Avliyolarga hurmat ko'rsatmaydi. Abu Qodir Jiloniyni shariga qattiq tuhmat emasmi bular? Birinchidan kelgani ham yo'q, qabrda yotibdi-yu. Lekin kelyaptiki, uni shayx haydab olyaptiki, sen kimsan? Meni qo'limga suv quyasan. Xullas, Ibn Kasir rahimahulloh payg'ambarimiz alayhissalomning ota-onasini masalasini olib keldilar. Va shu yerda yana biroz uzun bahslar bilan zikr qildilar. Endi bizga hozircha kifoya qiladi. Bu masalaga yana keyin yana to'xtalib o'tamiz. Hadislarda ko'rdilaringiz. O'zini dalillari tegishli yerga kelganda yana batafsil kiraveramiz. Hamma masalani bu yerda zikr qilamiz, vaqtimiz yetmaydi. Alloh subhanahu va taolo butun ummatga, butun insoniyatga eng to'g'ri va sog'lom yo'lni ko'rsatsin.